Merhaba, bir videomuzda daha karşınızdayız. Karşı cins derken öncelikle dikkat edelim. 1. Cins değil, öncelikle insan olarak görelim. 2. Karşı derken mücadele için karşımıza almayalım. 3. Zorlama ilişki olmaz. Olmuyorsa başka seçenek çok. Ay, kıymetimi bilmeyenle ne işim olacak? Beni istemeyeni ben ne isteyeyim arkadaş ya? O kadar. Komplekse gerek yok. Dış görünüş birçoğumuz için hayati önem taşır. Çekici olduğumuzu düşünürken tam tersi olmamalı. Tanışma sırasında öncelikler enteresan olabiliyor. Yok artık. Öyle soruya böyle soru. Yani. Selamlaşma, göz teması önemli tabii. Bir de elektrik konuşuluyor ki olmazsa olmaz sanki. Peki elektrikle ilişkiye başlayanlar hep mutlu mu olurlar? Böyle de olabilir tabii. Doğrusu elektriği takıntı yapmamak lazım. Aslında elektrik değil de ilk izlenim demek daha doğru olur. Bu arada sevgili Doğan Cüceloğlu'nun Evlenmeden Önce kitabını okuyanlar epey övüyorlar. Güncel olayları konuşmak tanışma açısından iyi olur tabii. Ancak bir şeyleri ispatlamaya çalışır gibi de olmamalı yani. Gazeteci, siyasetçi çok tanıdığım var benim. Sağ olsunlar arada bir arayıp bilgi verirler bana. Ay, anlaşılan çok kültürlüsünüz. Acaba fiyatlar ucuzlayacak mı? Şimdi aslında Trump'la olan ilişkiye bakar. Ben olsam fazla yüz vermezdim. Putin'le işbirliği yapıp işini bitirirdim. Geçen bizim bakanı cepten aradım. Birkaç tavsiyede bulundum ama... Doğruyu söylemek önemli tabii. Ancak doğruyu söylemenin yeri, zamanı ve sunuş biçimi de önemli tabii. Saçlarınız çok güzel. Teşekkür ederim. İpek gibi. Ay, çok mersi. Yıkadıktan sonra elma sirkesiyle duruyorsun değil mi? İlişki elbette de iki çift arasında değil sadece. Yakın akraba, çevre arasında da iletişim olacaktır. Patron, tanıştırayım kız arkadaşım Selviye. Abi! Kız, senin ne işin var bu serseriyle? Serseri soytarı. Git kızarı. Abi, tamam. Kırarım o bacaklarını senin. 10 gün evden dışarı çıkmayacaksın. İlişki denince aklıma iletişim gelir. İletişim deyince de çok sevgili Doğan Cüceloğlu. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni tanışan çiftlere neler tavsiye edersiniz? Selçuk Bey kardeşim, çok teşekkür ediyorum. İlişki mutlaka beslenmesi gereken bir çiçek gibidir. Beslersen büyür, beslemezsen kurur. Ve unutmayın ki bu ilişki size emanet. Ona iyi bakmalısınız. Selçuk Bey, teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sizi aramızda görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Hepinize anlamlı ve coşkulu bir yaşam diliyorum. Tecrübe ve birikiminizi bizimle paylaşmanız gerçekten bizim açımızdan çok büyük bir zenginlik. Hoşçakalın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni verin. İlk kez izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı ihmal etmeyin. Katkılarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.